Fransız hükümetinden Cumhurbaşkanı bana devlet liyakat madalyası verirken alay mı ediyorsunuz benimle? Versin. Erkan öyle Bey. de bir iddia var. Kimden vereceğiz? Şimdi iddia var meselesi değil. Ben sizin Vermesis yerinizde sizde, ben de programcılık evet. yaptım Vermesis ya programcı. gelen insanları gelmiyor. koyarım. Karşıma gelen insanları koyarım. Bunun nerede yalan olduğunu, nerede olmadığını, nasıl gittiğini ikna olduktan Erkan sonra program Herkese sadece o geldi Onlar gelişi, da geldi. Güzel, mal bulmuş gibi aleyhimde konuşan kaybettiği hayır, için hayır, geldiniz. yalnız tabii yardımınızı söylüyoruz. Ses kayıtları da gönderenler var. Hayır yalan söylüyorsun. Ses Benim kimseye ses kaydım yok. Gönderenler de var ama ilkeli yayıncılık gereği hiçbir şekilde o kayıtlardan bahsetmiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl bahsetmiyorsunuz ya? Bahsetmedik, Bu, bu olaylara zaman başlatan bu olaylara başlatan olay bir ajente onlar menajer de değil ya. Nasıl? Menajerin manasını bilmiyor. Ajente bunlar. Ev, ev, ev kiralar gibi çocukları kiralayarak çalışıyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Menajer yoktan bir insan alıp yaratmaktır. Ya. Bir esnaf şarı çıkarmaktır. Bir Sezen Aksu'ya kimse değerini bilmediği zaman götürüp Paris'te 31 gece Eiffel'de çıkarmaktır. Bir Ajda Pekkan'ı, Bülent Ersoy'u, Olimpiyada. Menajerim ben. Ben oyuncak değilim. Erkan Siz oyuncak beni oyuncakladın çizgisine koydunuz. Ayıp yaptınız. Neyse geçelim. Şey, hiç, geçelim. Hiçbir şekilde ayıp yapmadım. Şimdi size dönüyorum. Bir dö Erkan dönüyorum en dönüyorum size... en önemli olaya. Erkan Bey. Erkan Bey. En Erkan bitir Bey. Sus beni dinle. Bitireyim yani. Dinliyoruz. Sen istediğin kadar arkamdan konuş. sizi. Artık dinliyorum. dinlemiyorum. Hayır hayır dinliyorum. Türkiye'deki programları Ama da. Ama sesinizi yükseltmeniz sizi aklı kılmaz. Sakin sakin. Kuzun adı neydi? Seren Serengil. Serengil'in. Derdiler bu cevapların hepsini. Bu insanların bu olayları nasıl... Deniz Akkaya da dedi zaten. Ne, ne? Ondan bırak onu. Erkan Bey Nedir sizin bir Nil Burak'ın savunmasına... Şey için, kuş olan... Hmm. Kimin? Uçan Kuş. Uçan Kuş. Evet. Uçan Kuş'u programı takdim eden delikanlı bana bağlandı. Bu olaylardan insan utanır. Ama Türkiye'de zaten rezil olmak diye bir şey yok dedim. Ha öyle kesin orası kesin. Ya Türkiye'de <laughs> Aynen, rezil kusura. olmak diye bir şey ayıp tabii, olan tabii. dedim. Hiç kimse rezil olmuyor böyle skandallardan sonra. Oğuzhan'ın şöhret olmak istiyorsan cinsiyetin olmayacak bir masaj yap yakın olalım dediğiniz doğru mu? Bir şey söyleyeceğim. Olayı şimdi anlatayım. Hmm. Bunu bunu ben nasıl asistanımın, onun yardımcısının dört tane çalışanın ortasında ben bu lafı nasıl söylerim? Odada bu konuşmalar geçerken bak dedim seni çağıran benim. Allah vergisi iyisin. Ben varoştan çok insan aldım. Yetiştirdim adam ettim. Oğlum bu vücut nedir? Bir sene sonra daha berbat geldin. Çıkar şu üstünü dedim. E ben herkesin ortasına çıkarmaya utanırım. Yandaki odada çıkarım o zaman bak vücuduma dedi. Bu yedi kişi var orada yedi. Giştik içeri dört dakika sürdü. Çıkardı üstünü. Oğlum dedim bu hale mi geldin? Ben çok çıkardığı zaman vücudundaki poposuna ön tarafına bakmıyorum. Vücut nasıl bacak ne olmuş? Bu yarışmaya bu tarzda gelirsen kazanamazsın. Allah vergisi güzel bir yüzüm var. İnsan gibi çalış. E zaten 18 yaşında yeni bitirdin. Çağırdığım zaman dahi gelemiyorsun. Çünkü İstanbul dışında stadyumun orada bir yerde oturuyormuş. E ben şimdi buraya kalkıp gelmek için iki buçuk saat zaman kaybediyorum sen iki buçuk saat değil benim kapım önünde bana rastlamak için dört saat orada bekleyenler var. Ben kapının önünden geçeni almıyorum işte nasıl alırım manyak mısınız siz ya? Manyak değil mi? Bir şey söyleyeyim ma ma manyak, manyak üzülerek bu cümleyi söyledim. Öyle bir hale sokuldu ki bu bir şeyle nedir e, organizatörle bir şeyin arasında geyik, geyikmiş onun da şeyden öğrendim Serengil'de. Onlar geyik yapmışlar Erkan abinin haberi bile yok diyor. İki gün kaldım diyorum. <laughs> Otelde. Benim sayemde para vermeden otel idaresi o çocukları da yaptı. Utanmadan adam ne dedi bana biliyor musun? Son gece dedi benim arkadaşlarım sizin odanıza geldiler üç kişi. Seni Fransa'da mahkemeye vereceğim dedi. Çünkü sen Strasbourg'da oturuyorsun. Ne terbiyesiz adamsın sen ya dedim. Gözünle gördün mü benim odama geleni? Yok biz ona çıkıyoruz dediler. Yani bu dedikodular, bu pisliklerden sonra kaybedenlerin neler yaptığını biz yaşadık. Peki Ve bunlar... pislik atıyorlar. Ee, hepsi yalan diyorsunuz. Hepsi ee... yalan dedi. Sanki 3. üçüncü kolordu da bahsediyorsun. Hepsi yalan. Ama bir bunlar? şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Yüz kişi, yüz, yüz, evet. 200 kişi bile olsa, 200 kişi bile olsa intikam denen şeyden sizin haberiniz yok. Ben ölümle tehdit edildim. Bilmiyorsun. Sen beni bu yarışmaya koydun. Beni kazandıracaksın diye. Yani bunu şu Peki. anda benle beraber Fransa'dan gelen avukatım var. Hı. Acaba gelip anlatsa ne olur? Ben sana ne zaman ne söz verdim dedim. İstiklal Caddesi'nde gece yürüyordun. Biz sana geldik. Biz mesle olmak istiyoruz. E, ne dedim ben size dedim. yarışmaya girin dedim. Yarışmaya girmekte de bize söz verdin sayılır. Bizi kazandır öldürmeye kalktılar ya. Daha neler yaşadım ben ya. Şimdi bir şey daha siz anlatacağım utanın şimdi. onu. Hayır, Çünkü siz birisi telefonu bana. Ben neler yaşadım ya. Ve bunları da beş kuruş kazanmak için değil. Türkiye'deki tekstile marka kazandırmak. Ben marka oldum dünyada, üzülmeyin. Çok ünlü oldum bu yarışmadan ötürü. Niye Fakat Niye şey daha da acı. Türkiye'de hiçbir tekstil firması marka olamadı. Bu acıyı yaşıyorum. Bunun savaşını verirken mankenler nedir? Vitrindir. Bu markaların vitrinidir. Bunlar için çırpınıyorum. Ayıp denen bir şey Her var ya. Bir adam ömrünü buraya vermiş. Nelerin hesabını bana soruyorsunuz. Best Model yarışmasıyla şey, ilgili yıllardır böyle skandal iddialar. Her gelir, oluyor. gelir. Her zaman Hatta... Her, her sene bununla bıktım. Hatta Her böyle, sene bıktım diyorum size ya. İşte onu o kadar dillendiler. Ama hayır bu sefer bu sefer organize oldular. Birileri çıktı. Ha, iş adamları olunca organize sosyal olabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve siz onlara diyorsunuz ki onlar birinci olamadıkları için, canlara acıdığı için benim canımı acıtmak için bunu yapıyorlar diyorsunuz. Bir dakika pardon, yanlış Söyleyeyim. Bak Başlarken doğru başlıyorsun. Sonra programı yanlış götürüyor. Söyle. Birinci olanın dışında herkes biz birinciydik diye burnumdan getirdiler yıllardır. Kapılara yattılar. Bir gün telefon geldi bana çok şaşırdım. Erkan Özerman beyefendi oradalar mı? Kimse böyle Erkan Özerman beyefendi diye aramaz. Ne, niye arasın ya? Erkan abi orada mısın? Önce abileriydim sonra babaları oldum şimdi dedeleri oldum. Üç nesildir bunları götürüyorum. Bir tek gün gelip de bu kazandıkları paralardan, şöhretlerden sonra sen zannediyor musun? Nasılsın abi diye kimse telefon açtı. Yaş günümde bir, bir gül gönderen oldu mu zannediyorsun? Bakın bazı olaylar konu. vardır. Siz uzaktan böyle bakarak konuşuyorsunuz. O vefa, vefasızlık... Ben de güzel laf söylüyorum. Konusu, Hanginiz annenize şey. babanızı diyorum her zaman arıyorsunuz. Herkesin kendi var, işi var, gücü var. O bırakın. vefa vefasızlık konusu çok ayrı ama şu anda e, Arda Abi, ve San ve da Arda ve Oğusan da cevap haklarını kullanmak istiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Kullansınlar. Şu anda yansı buradalar zaten. Yansı evet. Ha işte bu, bu çocuk değil mi o? Evet. Oğuzhan. Onu, onu da bir dinleyelim ona. Evet, bir anlatın siz Oğusan geldi dediniz yanınızda. Getir ben çağırdım. Evet. Ben emek vermek için çağırdım. Adam lafımı dinlemedi. Vücudunu kullanamadı. Bunlar şimdi hazır burada böyle bekliyorlar. Evet. Daha evvelden benim geleceğimi biliyorlar. Konuş Utanmadan konuşabilirler. Bir şey diyemem. İşte birinci burada.